Galatasaraylı yöneticiler taraftara stadı açıp dev ekran kurup Ankaragücü maçını tribünde izleme imkanı vardı. O değişti ondan sonra. O değişti. Şimdi ne oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Tabii ki Galatasaray taraftarı da Ankara'ya gidemeyenler, deplasmana gidemeyen Galatasaray taraftarı da burada hem takıma coşkusuna ayak uydurmak hem de şampiyon olması halinde hem şampiyonluk sevinci yaşamak istiyorlar. Ve bunu da nerede? Mabedinde yaşamak istiyorlar. Stadında. Stadında yaşamak istiyorlar. Galatasaray'ın hep stadında yaşamak istiyorlar. Bu bağlamda Galatasaray yönetimi de bir hazırlıklar yaptı. O hazırlık da şuydu. İlk önce stadın içini yapalım dendi. Daha sonra stadın içi direkt iptal edildi. Çünkü biliyorsun ondan sonrasında bir karşılaşma daha var. Fenerbahçe ile derbi karşılaşması var. Bundan dolayı stad zemini zarar görmesin. Tribünlerde bir sıkıntı olmaması açısından böyle bir şeye karar verildi. Ondan sonrasında ikinci plan ki şu an yürürlükte olan plan da şu. Aslanlı yol diye tabir ettiğimiz stada yakın, yola yakın olan tarafı. Bir açık alan var. Böyle güvenlik noktası dediğimiz böyle evet. Emniyet araçlarının park ettiği büyük yer bir var. Alan büyük bir alan orası. Oraya fan zone aslında ya yani. Fan zone diyebiliriz oraya. Diyelim. Oraya şu an kürsü kuruldu. Dev ekran kuruldu. Bütün hazırlıklar yapıldı şu an. Stadın içinde değil. Yok stadın dışında. Stadın dışında o yani taraftarların gireceği yürüme alanında ya Aslanlı yol diye tabir ettiğimiz yerde şu an kuruldu. Bütün hazırlıklar yapıldı. Dev ekran teçhizatı kuruldu. Taraftarların izlemesi için her türlü olanaklar sağlandı. Sadece valilikten izin bekleniyor. Şu aşamaya geldik. Şu an biraz önce mesajlaştım yöneticilerle. Hala izin çıkmadığını dile getiriyorlar. Eğer izin çıktığı takdirde Galatasaray taraftarı takımlarını orada destekleyecek. Maçını, Ankaragücü karşılaşmasını orada izleyecek. Eğlenecek. Eğer kazandığı takdirde de şampiyonluğu kutlayacak. Ve daha sonrasında ben geçen sene de yayındaydık, o yayında da dile getirdim zaten bunları. Ve Flora'ya gitmeyecek Galatasaray takımı. Onun bunu sebebi ne? Şekilde de, yani sebebi şu, tabii ki bir karşılaşma var, antrenman var, tesislerin zarar görmemesi açısından. Daha önce biliyorsun orada yine bir şampiyonluk kutlaması olmuştu. Yani muhteşem bir şampiyonluk kutlaması olmuştu. Ama lig bitmedi. Lig bitmediğinden dolayı Galatasaray orada antrenmanlarını yapacak. Bu açıdan baktığımızda Manchester City'de Flora'da yapacak diye duydum ben. Antrenmanı. O, yani şöyle düşün, zeminin de bozulması demek. O açıdan da benim duyduğum yani City Flora'da yapabilirmiş antrenmanı. Ya, tabii ki yapabilir. Zemin gerçekten çok harika. İyi de bakıyorlar. Galatasaray zemini, Metin Oktay tesislerinin zemini kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir zemin konumunda şu an. Hem tesis anlamında da iyi bir tesis görüntüsü veriyor bize. Yani yıpranmaması için. Tabii ki yani taraftarların oraya gitmemesi için. Tabii ki Galatasaray taraftarıyla en son kupayı kaldıktan sonra stat'tan sonrasında bir konvoy olmasını bekliyoruz. Yani hocam, oradan stat Flora tesislerinden stada doğru bir konvoy olmasını bekliyoruz. Hocam sen mesela Serhan net hatırlar da zaten o gün oradaydı o. Otobüs Fatih Hoca galiba şampiyon. Fatih Hoca. Hocam bak ciddi sana söylüyorum. Buradan 1 kilometre falan değil değil mi sevgili Serhan? Tabii tabii. 500-600 metre var otobüs girecek şeye. Tesise girmesi lazım hocam. Yok hocam. 3 saat mi ne kaldı? Tabii canım. 2,5-3 saat kaldı. Gidemiyor yani takım. Doğru. Dolayısıyla şimdi taraftar tabii çok takımına aşık. Evet, iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu sahaların düzgün olmasını Belanda'ya borçlular. Biliyorsun değil mi? Belanda bu yüzden kovuldu. Galatasaray'dan. Selam hatırlamıyor musun? Anlatsana hocam, biraz. Şeyde, hatırlıyorum hocam. Yani Belanda sahip bir şey yaptı falan. Yönetim Belanda'yı gönder. Bahane arıyorlardı. Bu şeyle ilgili ikincisi. Mustafa Cengiz yönetim. İkincisi ben şimdi demin sen. Zeminle alakalıydı değil mi? Zemin eleştirmişti yani. Şimdi onun için demek ki dikkat ediyorlar. Bir daha futbolcu kovulmasın. Şimdi orada da çok hocam, başarılı milyon ya. Milyon dolarlık ayaklar orada antrenman yapıyor. Yani normalde zeminin daha iyi olması lazım. Neyse, tabii ki orada şimdi, sıkıntılı bir süreç vardı. Bir de, çünkü ışık görmüyordu orada. Şimdi Serhan bir de sen bak şey yaparken ben hava durumuna baktım. %40 yağışlı. Yarın yağışlı. %40 diyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Şimdi ne geliyor aklıma biliyor musun? Şimdi isim falan şey vermeyeceğim de bunu çok benim Rizeli bir şeyim var. Çok dostum var. Rize Spor'da da çok üst kademelerde şey yaptı. O anlattı. Şimdi rahmetli Mesut Bey Rize'ye gelecek. Açık havada şey yapacak. Miting yapacak. Ama işte yağmur yağıyor Rize'de çok. Soruyorlar tamam mı? Açıyor şey il başkanı, ilçe başkanı bilmem işte şeye meteoroloji müdürüne. İşte diyor Mesut Bey yarın gelecek diyor. Nasıl? Hava nasıldır da diyor.
hava yağışlıdır başkanım ya. Şimdi hafif bir bekleme. Bir şeyler yapamaz mısın daha diyor. Ya şimdi bu gerçek biliyor musun? Ya kulağı çınlasın şeyin, bizim Zeyroğlu'nun. Şimdi hava yarın meteorolojiye soralım bir şeyler yapabilir mi acaba? Hocam, hocam bir şey yaz yağmuru ya. Da hani ha? Yaz yağmuru. Hocam ya ben dün yaz ya. Yağmurunda oturdum. Ben de çok da keyifli oluyor. Şey evimin önünde oturdum. Şimdi çok da güzeldi, keyifliydi. Şey yapsan, biraz, Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarının bir mottosu var. Çekeriz cefa. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum gök yere boşansa o taraftar orada bak. Bir de soyunur kalır yani. Bakma ben öyle söyledim. Galatasaray şampiyon mu? Yarın ilan eder mi işte hocam? Ne diyorsun? Bilemem. Vallahi bilemem. Bir de Galatasaray bugün yolculuk yapıyor. Onu da söyleyelim. Bugün 5'te Türkiye... Bak Türkiye diyoruz ya. Öyle bir şey ki Galatasaray öyle bir Avrupa'ya monte etmişim ki. Türkiye saatiyle. Yok hocam yok. Hocam, Serhan çok çıkıyor yurt dışına ondan. Yok yok ondan değil ya. Böyle hani Galatasaray herkesin özlem duyduğu bir Şampiyonlar Ligi müziği var ya. Şampiyonlar Ligi müziğinin evet. Özlemine Galatasaray son verecek. Ondan dolayı ben bunu söylemeye ihtiyacı duydum. Şunu söylemek kaçta istiyorum. Kaçta gidiyor? Nereye gidiyor? Hocam yani bugün akşam 17'de Ankara'ya hareket için İstanbul Havalimanı'na giriyor. 17'de uçağına biniyor. Takımda kafile başkanı. İkinci başkan Sayın Metin Öztürk kafile başkanı. Metin Başkan. Metin Başkan kafile başkanı yapacak. Bu arada şöyle bir şey duydum. Yarın da Dursun Başkan gelecek. Geçen cumadan beri girişler çıkışlar yasaklanmış şey galiba. Böyle ben bir şey var mı? Ben bunu söyledim hocam zaten öyle yayında. Bir daha yani duymayanlar hocam var. Şöyle oldu. Hep Galatasaray'a bir konsantrasyon mottosu vardı biliyorsunuz. Her maçlardan sonra konsantrasyon modunu açıyoruz şeklinde bir paylaşım oluyordu. Bu sefer konsantrasyon da geçti. Adeta bir sıkı yönetim yaptılar. Evet. Çünkü Galatasaray için hemen hemen son 90 Serhan, dakika diyebiliriz. Serhan ne günden bir açsana onu tam. Yani. Hocam şöyle yaptılar. Normal şartlardan altında sezon sonunda sponsor yani Galatasaray'ın sponsorları gelip çekim yaparlar. İşte futbolcularla çekim yaparlar evet. Ya da değişik aktiviteler yaparlar. Ya da kendi taraftarlarını yani küçük gruplar halinde getirip antrenman izletirler. Çünkü Galatasaray'da şu an herkes antrenman izlemek istiyor. Herkes forma imza atmak istiyor. Bunu kesinlikle yasakladılar. Yani şu an Florya'ya giriş çıkışlar yasaklandı. Bence çok iyi yaptılar. Bravo. Yani konsantrasyon belki... bozulmasın diye mi? Herhalde ya. O. Ya sen şimdi orada yani o resim çektirecek, o formu imzalatacak. Havadan çıkarsın ya. Bak yemin ediyorum. Süper iş yap. Bravo Okan'a, bravo yöneticilere ya. Ya şu şey vardı sevgili Bora Füsunoğlu. Galatasaray hologram, sarı kırmızılı takım Fenerbahçe derbisine eğer... Şampiyon olarak çıkarsa gerçekten tüm Avrupa'nın ve dünyanın konuşacağı bir şov, bir görsel şov yapacağı şeklinde bir haber aldık. Trabzonspor şampiyon olduğunu hatırlayın. Kent meydanında o cep telefonuyla ışıklı gösteri tüm dünyada yankı bulmuştu. Bu kez aynı yankıyı Galatasaray taraftarı yapmak istiyor.